Bir önceki videoda bir yüzey için birim normal vektörü oluşturmayı öğrenmiştik. Bu videoda ise bu öğrendiğimizi orijinal yüzey integraline uyarlayarak işimizi biraz kolaylaştırmaya ya da en azından bu tarz şeyleri nasıl hesaplayabileceğimiz hakkında bir fikir sahibi olmaya çalışacağız. Buna ek olarak bu tarz bir yüzey integralini nasıl temsil edebileceğimiz hakkında da düşünmüş olacağız. Normal vektör yani birim normal vektör olarak tanımladığımız vektörün yerine şunu kullanacağız kullanacak olur isek bunun f'in yüzey integralinin buradaki ifadeyle nokta çarpımı olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Renk değiştirirken zaman kaybetmemek için hepsini beyazla yazacağım. Peki r'nin u'ya göre kısmi türevinin r'nin v'ye göre kısmi türeviyle çapraz çarpımını alıp bunu paydaki ifadenin yani r'nin u'ya göre kısmi türevinin r'nin v'ye göre kısmi türeviyle çapraz çarpımını büyüklüğüne böleceğiz. Yüzey integralinin ne olduğunu öğrendiğimiz videolarda ds ile daha önce de karşılaşmış ve ds'i farklı şekillerde ifade etmenin mantığını da öğrenmiştik. ds'in r'nin u'ya göre kısmi türevinin r'nin v'ye göre kısmi türevi ile çapraz çarpımının büyüklüğü du dv olarak ifade edilebileceğini biliyoruz. Bu arada du dv'yi dv du olarak da yazabiliriz ve buradaki integral şu anda UV türünden olduğu için de artık bir yüzey integrali değil de, UV tanım kümesinde bir çift katlı integral alıyoruz. O halde bunun UV'de bir bölge olduğunu, şöyle yazayım r, uv düzleminde bir bölgeyi temsil etsin. Bu noktada karşımızda kocaman bir sadeleştirme olduğunu sizin de fark etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Bu iki vektörün çapraz çarpımının büyüklüğüne bölüp sonra da aynı şeyle çarpıyoruz. Bunlar skaler büyüklükler oldukları için aynı ifadeyle bölüp çarpmak, bire bölmek ve birle çarpmaktan farksızdır. Bu yüzden de bu ikisi birbirini götürecek ve integralimiz uv düzlemindeki karşılık gelen bölge bölge üzerinde vektör alanımız olan f'in bu çapraz çarpım ile nokta çarpımının çift katlı integraline sadeleşecek. Buradan bir vektör elde edeceğimizin farkındasınız değil mi? Evet, buradan bir vektör hatta bir normal vektör elde edeceğiz. Büyüklüğüne böldüğümüzde de bir birim normal vektörü. Buradan f'in r'nin u'ya göre kısmisinin r'nin v'ye göre kısmisinin çapraz çarpımı ile nokta çarpımı du dv gelecek. Ekranı biraz sağa kaydırırsam evet du dv. Birkaç video sonra bunun bu tarz şeyleri hesaplamanın yolu olduğunu da göreceğiz. Eğer bir parametrizasyon ile karşı karşıyaysak her şeyi bir çift integral yani uv türünden ifade ederiz. Son olarak size bir yüzey integralinin farklı bir temsilini de göstermek istiyorum. Yapacağımız şey burayı farklı bir şekilde ifade etmekten başka bir şey değil ama umarım bunun ne anlama geldiği ile ilgili size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Evet dediğim gibi Şimdi bu kısmı baştan yazacağım. Daha iyi anlamanız için farklı bir gösterim de kullanmak istiyorum. R'nin u'ya göre kısmisini bu şekilde yazayım. Çapraz çarpım alacağız, öyle değil mi? U'ları şu şekilde yazayım ki V'lerle karışmasınlar, tamam? Bunun R'nin V'ye göre kısmisiyle çapraz çarpımını alacağız. Buradaki parametrizasyonda V'deki çok küçük değişimler için vektörümüzdeki değişimi burada da U'daki çok küçük değişimler değişimler için konum vektörümüzdeki değişimler olarak ifade ettik. Sonra bunu bir de du dv ile çarpacağız. Evet çarpı du dv. du ve dv'nin skaler büyüklükler olduğunu biliyoruz ama sonsuz derecede küçükler. Yine de şimdilik bunları vektör olarak değil de skaler büyüklükler olarak görün ve eğer bir çapraz çarpım varsa şu şekilde göstereyim a ile b'nin çapraz çarpımı çarpı skaler bir değeri mesela x'i x çarpı a ile b'nin çapraz çarpımı ya da a ile x çarpı b'nin çapraz çarpımı olarak yazabilirsiniz. Neden? Çünkü x skaler bir değer yani bir sayı ve aynı mantığı kullanarak bunu da bu arada du ile u'ya göre kısmi türev olan kısımla gruplayacağım ve tabi aynı şeyi v içinde yapacağım. Demek istediğim bunun r'nin u'ya göre kısmisi çarpı du ile ki buradan bir vektör elde edeceğiz. r'nin v'ye göre kısmisi çarpı dv'nin çapraz çarpımı olarak yazılabileceği. Bunlar gösterimlerden ötürü farklı şeylermiş gibi dursalar da aslında kısmi türev alırken bu vektör fonksiyonu çoklu değişkenli bir fonksiyondur ve bu değişkenlerden sadece birine göre türev aldığımızı ifade edebilmek için bu şekilde kullanılır. Kısacası bu U'daki çok küçük değişimler için vektörümüz ne kadar değişir anlamına gelir. Buradaki de U'daki sonsuz derecede küçük değişimleri temsil eder ama farklı bir gösterimdir. Evet, bunlar matematiğin çok da net olmayan kısımları belki ama umarım Size bunun nasıl farklı bir şekilde yazılabileceği ile ilgili bir fikir veriyordur. Aslında bunlar aynı büyüklükler ve eğer aynı büyüklükle bölüp sonra da çarpıyorsak, bu ikisi birbirini götürebilir. Aynı şekilde buradakiler de birbirini götürecek ve geriye u yönünde olduğuna dair bilgiyi kaybetmemek için evet bu şekilde yazayım. R'nin u yönündeki diferansiyeli. Yalnız bu gösterimin kafanızı karıştırmasına da izin vermeyin olur mu? Bu bir diferansiyel yani R'nin ne kadar değiştiği. R'nin u'ya göre kısmi türevi değil buradaki de u'daki birim ya da çok küçük değişimler için r'nin ne kadar değiştiğini gösteriyor anlaştık mı bir kere daha tekrar edeyim burada r'nin diferansiyeli u yönündeki diferansiyeli var ve bu r'nin ne kadar değiştiği anlamına geliyor u'daki küçük bir değişim için r'nin ne kadar değiştiği değil umarım açık olmuştur şimdi de bunun r'nin v yönündeki diferansiyeli ile çapraz çarpımını alacağız ve eğer bu ifadeyi kavramsallaştırmak isterseniz Istersek, yüzey integralinin ne olduğuyla ilgili ilk fikirlerimizi aklımıza getirmemiz gerekecek. Eğer bir yüzeydeysek şuraya hemen hemen bir yüzey çizeyim. Daha öncekini kullanmak istemiyorum. Evet yüzeyi çizdim. Şimdi u'daki çok küçük bir değişim için bu arada oranı düşünmeyeceğiz. r'deki değişime odaklanıyoruz. Bu yönde hareket ediyoruz. Evet eğer bu bu şekilde görünüyorsa yüzey üzerinde kat edilmiş bir mesafe gibidir öyle değil mi? Neden? Çünkü çünkü bu türev değil, diferansiyel. Yüzey üzerindeki küçük bir değişim bu oluyor. Bu da v'yi değiştirdiğimizdeki küçük değişimi, yani yüzey üzerindeki bir başka küçük değişimi gösteriyor. Bu ikisinin çapraz çarpımını aldığımızda ise ortogonal bir vektör elde ederiz. Yüzeyle normal yapan bir vektörden bahsediyorum. Evet, yüzeye normal olan bir vektör büyüklüğü de e, çapraz çarpımları ilk öğrendiğimizde görmüştük. Büyüklüğü de bu iki vektörün tanımladığı alana eşit olur. Büyüklüğü alana eşittir diye de not ediyorum. Başka bir deyişle bunun bir birim normal vektör ile ds'in çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. Gösterim olarak da bu bir ds olduğu için, ds'in vektör versiyonu olduğu için daha doğrusu. Burada ise sadece bir alan vardı, bu skaler bir değer. Ama burada yüzeyle normal yapan bir vektör var ve büyüklüğü de az önce bahsettiğimiz ds ile aynı. O halde bunun ds olduğunu düşünebiliriz. Aradaki temel fark bunun bir vektör olması. Bu yüzden de vektör gösterim Derimini kullanıp bunun alana bağlı olan ds olmadığını da göstermiş olacağız. Evet bu şekilde düşündüğümüzde yani tüm bu ds'e sadeleştiğine göre yüzey integralimizi bunun yerine e, integral işaretlerini düzgün çizeyim. Evet f nokta çarpım. Buradaki normal vektör çarpı skaler büyüklük yani yüzey üzerindeki alan yerine vektör diferansiyeli yani ds'i kullanacağız. Yani f'in ds de nokta çarpımının yüzey integrali olarak ifade edebileceğiz. Bu arada bu ikisi farklı şeylerdir. Bu bir vektördür. Bu da skaler çarpı normal vektör. Aynı şeyi 3 farklı şekilde göstermeyi başardık ve bunu gördüğünüz yere bağlı olarak ya da karşılaştığınız şeyi yazanın bunu karşı tarafa nasıl iletmek istediğine bağlı olarak bu farklı gösterimlerle karşılaşacaksınız. Ama buradakinin yüzey integrallerini hesaplarken en sık kullanacağımız gösterim olduğunu da söyleyebilirim.